Selamünaleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 5. sınıf Arapça ders kitabının cevaplarına hoş geldiniz. 5. ünite 2. dersteyiz. Haydi bismillah dersimize başlayalım. Et dersü sani 2. ders Uhibbu Nebiyyi. Peygamberimi seviyorum. İstemi' dinle. İlel ibarat ibareleri dinle ve a'ideha onları tekrar et. Sümme sonra teemmel maaniyeha sonra manalarını düşün. Teemmel düşün demek arkadaşlar. Sümme sonra demek. Bunları artık öğrenelim. İstemi'a de dinle demek. Uhibbu nebiyyi. Uhibbu seviyorum. En nebiyyi. Peygamberi seviyorum. Uhibbu nebiyyi. Peygamberi seviyorum. El emin. Arkadaşlar güvenilir demek. Peygamberimizin sıfatlarından birisi güvenilir. Emin olmak, güvenilir demek. Uhibbu kelimesini de unutmuyoruz artık. Seviyorum demek. Seviyorum. Bunun yanına arkadaşlar ister anne koy, ister baba koy, kitap koy, ne koyarsan koy seviyorum demek. Uhibbu nebiyyi, peygamberi seviyorum. Tarihul İslam, tarih, tarih arkadaşlar. El İslam, İslam. İslam tarihi yazmıyorum. Ennübüve, peygamberlik. Ennübüve, peygamberlik. Peygamberlik. El Kamil. Kamil ismini Türkçe'de kullanıyoruz. Olgun demek arkadaşlar. Kemale ermek. Olgun. El Kamil. Olgun. Er Rahim. Merhametli demek. Merhametli. Şefkatli. Merhamet. Merhametli. Şefkatli. Bismillahirrahmanirrahim. Oradan hatırlayalım. Fevga. Üzerinde demek. Arkadaşlar üzerinde. Üstünde. Üzerinde. Bununla bir de aynı anlama gelen bildiğiniz bir kelime var. O da şu ki ale. Ale. Tahte altında demek. Tahte altında. Altında. Emame önünde arkadaşlar. Emame. Önünde. Önünde. Halfe arkasında. Halfe arkasında. Arkasında. Evet bu şekilde arkadaşlar bu sayfamız geldik. İstemi'u ilen nassi. Yani metni dinle. İstemi'u ilen nassi metni dinle ve ikrahu ve onu oku. Sümme sonra üktübü onu yaz fi defterik. Sonra onu defterine yaz. Nebiyyüne peygamberimiz Muhammedun el Mustafa. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Nebiyyüne. Yani nebi peygamber. Nebiyyüne peygamberimiz Muhammedül Mustafa. Muhammedunil Mustafa. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedunil Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem huve o Resulullah. Allah'ın Resulüdür. Resul ne demekti? Elçi, peygamber. İsmi validuhu. İsmi, ismi. Valid neydi arkadaşlar? Öğrendik baba. Hı onun. İsmi validuhu. Onun babasının ismi Abdullah'tır. Ve ismi, ismi validetihi. Onun annesinin ismi Amine'dir. İnne viladetuhu yani onun doğumu inne muhakkak yani kesin olarak yani inne muhakkak ki kesin olarak inne viladetuhu onun doğumu fi deda ami arkadaşlar yıl demek. Bu kelimeyi de unutmayın. Fi ami yıl. Fi amil fiil. Fil yılındadır. Onun doğumu fil yılındadır. Ve huve o min üsreti o min üsreti kerimetil ahlak. O ahlak ahlaklı cömert cömert bir ailedendir. O ahlaklı cömert bir ailedendir. Ve huve min üsreti. Üsra neydi arkadaşlar? Aile. Kerim, cömert. Hemen onu da yazalım buraya. Cömert. Cömert. El ahlak, ahlaklı. Ahlaklı. O ahlaklı, cömert bir ailedendir. İnnehu, muhakkak ki o insanun kamilun ve sadigun ve adilun ve rahimun. O insandır. Nasıl bir insan? Kamil, olgun bir insan. Olgun. Sadigun, sadık. Yani doğru. Dürüst.
ya da güvenilir. Bu şekilde de diyebiliriz. Sadık, güvenilir. Ve adilün, adaletli. Ve rahimün, merhametli. Arkadaşlar bunları yazmıyorum artık. O olgun, güvenilir, güvenilir ve adilün, adaletli ve rahimün, merhametli bir insandır. Gablen nübüve, peygamberlikten önce ve ba'dehe, ondan sonra. Yani peygamberlikten önce ve sonra o kamil, sadık, yani güvenilir, adil, adaletli ve merhametli bir insandı. Sadık arkadaşlar, Ebu Bekir Sıddık, yani doğrulayan anlamında hatırlarsanız, yani dürüst. Bak, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu, dürüst, yani güvenilir, dürüst anlamında bu kelimemiz. Bu kelimemiz adaletli, bu kelimemiz merhametli, şefkatli. Yani peygamberlikten önce de, peygamberlikten sonra da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olgun, dürüst, adaletli, merhametli, şefkatli bir insandı. Hüve o, nebiyyün, peygamberdir. El-İslam, İslam'ın peygamberidir. Ve hüve o, muallimuna, bizim öğretmenimizdir. Bakın şuradaki arkadaşlar, muttasıl zamirleri görmüştük. O bizim öğretmenimizdir. El-evvel, ilk. O bizim ilk öğretmenimizdir. Fi tarihil İslam, İslam tarihinde o bizim ilk öğretmenimizdir. Nahnu, biz. Nuhibbu, uhibbu, ben seviyorum demekti. Nuhibbu de biz seviyoruz. Nahnu nuhibbu, biz seviyoruz. Nebiyyüne, peygamberimizi, kesiran, çok. Biz peygamberimizi çok seviyoruz. Bu şekilde istemiyor ilel hiver, diyaloğu dinle. Ve ecir, yap. Hiveren, diyalog. Ma estigaik, arkadaşlarınla birlikte diyalog yap. Ve seccilhu, onu kaydet. Sicil, Türkçe'de kullanıyoruz arkadaşlar. Oradan unutmayalım, hatırlayalım. Yani seccilhu, onu kaydet. Sümme, sonra gaddimhu, onu takdim et, sun. Fissaffi, sınıfta. Netearrafı, netearrafı, netearrafı tanıyoruz arkadaşlar. Heyya netearraf, tanışalım. Tanıyalım. Tanıyoruz. Ala nebiyyine, peygamberimizi tanıyoruz. Ertuğrul demiş ki arkadaşlar, men huve nebiyyül İslam, İslam'ın peygamberi kimdir? Men, bak soru edatımız kim? Bu soru edatını artık unutmuyoruz. Birkaç defa daha önce de geçmişti. Elif cevap veriyor. Hüve o Muhammedül Mustafa. Muhammedül Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve hüve Resulullah. O Allah'ın Resulüdür, diyor Elif. Ertuğrul bir soru daha soruyor. Ma ismi validu. Ma ismi valid. İsmi validi. Onun babasının ismi nedir? Bakın, onun babasının ismi nedir? Yavuz cevap veriyor bu defa Ertuğrul'a. İsmühü, onun ismi, muttasıl zamirlerimizi görmüştük. Onun ismi Abdullah'tır. Ertuğrul bir soru daha soruyor. Ma ismi valideti? Onun annesinin ismi nedir? Ayşe cevap veriyor bu defa. İsmühe, onun ismi Amine'dir. İsmühe Amine. Ertuğrul bir soru daha soruyor. Çünkü o kim? Muhabir, gazeteci, röportaj yapıyor. Metevulide. Meta'yı unutmayalım demiştim. Metevulide, ne zaman doğdu? Vulide doğdu. Fi amil fil. Fil yılında. Fil yılında doğdu. Ertuğrul bir soru daha soruyor. Keyfe ahlakuhu? Onun ahlakı, onun, bakın buradaki onun ahlakı nasıldı? Onun ahlakı nasıl? Nasıldı demeyelim çünkü burada, evet, onun ahlakı nasıl? Ayşe cevap veriyor. Hüve insanun eminun ve sadigun ve adilun ve rahimun. O insandı. Yani o insandır. İnsan. Eminun neydi? Güvenilir. Ve sadigun, dürüst. Adilun, adaletli. Rahimun, merhametli, şefkatli. O güvenilir, dürüst, adaletli ve merhametli bir insandır. Bu şekilde tercüme ediyoruz arkadaşlar burayı. Evet, geldik. İstemi'a ilel kelimet, kelimeleri dinle. Ve'idhe, onları tekrar et. He, onları. Sümme, sonra üktübhe, onları yaz. Fi defterik, defterine onları yaz. Evet, fevka neydi arkadaşlar?
Üzerinde, üstünde. Üzerinde, üzerinde, üstünde derken bunu kullanıyoruz. Bir de bununla eş anlamlı olan bir kelime daha söylemiştim. Zaten bunu biliyorsunuz. Onu da burada hatırlatalım. Ale. Evet, ale. Tahte, altında. Zaten görselde gözüküyor ama yine de yazalım. Tahte, altında. Evet. Emame, önünde. Önünde. Halfe, arkasında. Yazmıyorum artık arkadaşlar. Emame, halfe. Evet. Ecib anil es'iletil atiye hasebe suver kemâ fil misal. Ecib, cevapla. Anil es'ile soruları, el atiye, aşağıdaki soruları cevapla. Hasebe, göre. Es suver, resme göre. Kemâ fil misal. Örnekteki gibi resme göre soruları cevapla demiş bize. Eynet dayru. Eynet dayru. Kuş. Kuş. Nerede? Eyne sorumuz nerede? Arkadaşlar eyne soru edatımızı attık. Et dayru fevgaş şecerati. Kuş ağacın üzerindedir. Bakın nerede kuş? Et dayru neymiş arkadaşlar? Kuş. Yani serçe, kuş diyebilirsiniz. Kuş nerede? Eyne seyyaratü. O zaman ben eyne soru edatımız nerede? Attım. Es-seyyaratü'yü buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Es-seyyaratü. Es-seyyaratü. Nerede arkadaşlar araba? Es-seyyaratü. Hemen arabaya bakıyorsunuz. Ben şu bölümlere es-seyyar fareyle biraz bu iş zor oluyor. Es-seyyaratü. Emame. Önünde. Emame. Önünde. Nerenin önünde arkadaşlar? Emamel beyt. Bakın. Emamel beyt. Ti. Emamel bey ti. Emamel beyt. Eyne kürsiyi. Eyne nerede? Kürsiyi. El kürsiyi. Eyne soru edatımı attım. Nerede? El kürsiyi. Arkadaşlar yazıyoruz el kürsiyi. Buradan bakarak yazıyorsun. El kürsiyi. Sandalye nerede? El kürsiyi yazdık. Sandalye nerede arkadaşlar? Hemen bakıyoruz sandalye nerede? Halfe arkasında. Neyin arkasında? Masanın arkasında. Halfe. Halfeyi yazdık buraya. Halfe. Mindadati. Masanın arkasında. Sandalye masanın arkasında. Minda. Mindadati. Bu şekilde arkadaşlar. Evet. Sandalye masanın arkasında. Eynel kelbü. Köpek nerededir? Eyneyi attık. El kelbü. El kelbü. El kelbü. Evet. El kelbü. Köpek. Nerede arkadaşlar? Altında. Tahte. Tahte. Altında demek. Tahte. Altında. Neyin altında? Mindadati. Masanın altında. Min da de ti. Masanın altında. Evet, bu şekilde burayı yapıyoruz arkadaşlar. Geldik. İl'ab, oyna. Lü'be, oyun. Eyne, nerede oyununu oyna diyor. Ma istikaik, arkadaşlarınla nerede oyununu oyna. Müstahdimen, kullanarak. El kelimat, kelimeleri. El ati, aşağıdaki kelimeleri kullanarak arkadaşlarınla birlikte nerede oyununu oyna. Ene ve ente ve enti ve huve ve hiye. Yani ene ben, sen, sen, o. Ma fevga ve emame ve tahte ve halfe oyunu. Yani ma birlikte fevga üzerinde, önünde, altında, arkasında kelimelerini kullanarak bu oyunu oyna diyor. Sınıfta arkadaşlar hani bir eşya saklayıp bunu oynayabilirsin. Nerede? Mesela kalemi koydun. Eynel kalem. Kalem nerede? Kalemi tarif edeceksin. O da bulmaya çalışacak. Bunu tabii ki Arapça söyleyeceksin. Masanın altında. Masanın üzerinde. Ondan sonra işte
arkasında, önünde, altında bu öğrenmiş olduğumuz kelimelerle yerini tarif ederek arkadaşın da onu anlamaya çalışacak. Tabi bunu Arapça oynadığında hem o kelimeleri öğrenmiş hem de pekiştirmiş olacaksın. Mesela işte sen neredesin? Eyne huve? O nerede? O nerede? Hüve o. Emame sebbura. Tahtanın önünde. Hüve o. Halfel minnadati. Masanın arkasında. Yani bu şekilde arkadaşlar emame, halfe, tahte, ale hani bir şeyin üzerine çıkıp sınıfta bu tarzda oyun oynayabilirsiniz. Eşyalarla olabilir. Bu sizinle beraber olabilir. Bakın burada işte bu masanın arkasında halfel minnadati. Çanta nerede? Eynel. Eynel hakibe. Çanta nerede? El hakibetu tahtel minnadati. Eyne hiye. O nerede? Hiye halfel minnadati. Eyne huve. Eyne hiye, hiye emamel mindadati gibi bu oyunu oynayabilirsiniz arkadaşlar. Geldik. İstemi'i ilel ayatil kerime ve ikra'ha sümme ktubha fi defterik. Ayeti kerimeyi dinle, onu oku, sonra onu defterine yaz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallâhe fettebi'ûni yuhbibkumullâh. Huve yagfir lekum zunubekum vallahu gafurur rahim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhbibkumullah. Yuhbibkumullah ve yagfir lekum zunubekum vallahu gafurur rahim. Bir de böyle hızlı okuyalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhbibkumullahu ve yaghfir lekum zunubekum vallahu gafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhbibkumullahu ve yaghfir lekum zunubekum vallahu gafurur rahim. Suratu Ali İmran el-Aya 31. ayet arkadaşlar. Diyor ki, de ki kul in kuntum tuhibbunallaha. De ki Allah'ı seviyorsanız, eğer Allah'ı seviyorsanız fettebi'uni, bana tabi olun. Yuhbibkumullah, Allah da sizi sevsin. Ve yaghfir lekum, sizi ve sizin günahlarınızı, zünubeküm yani sizi günahlarınızı bağışlasın. Vallahu gafurur rahim, Allah gafurdur ve rahimdir. Yani merhametli ve günahları bağışlayandır. Sureti Ali İmran'da arkadaşlar. Yani şunu diyor bize bu ayet-i kerime. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Kime tabi olacağız? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olacağız. Onun yaptığı şeyleri yapacağız, yapmadığı şeyleri yapmayacağız. Yani ona uygun bir hayat yaşamaya çalışacağız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in en mükemmel, en güzel tefsiri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi. Hani bazıları şunu diyor. Böyle insanlarla da mutlaka ileride büyüdüğünüzde ya da işte karşılaşmışsınızdır. Yani İslam'ın tek kaynağı diyor ki Kur'an-ı Kerim başka bir şey kabul etmiyor. Peygamberimiz bak işte ayeti kerimeyi görüyoruz. Buna benzer birçok ayeti kerime de var. Peygamberimize tabi olacağız arkadaşlar. Hayır ben sadece Kur'an'la yola çıkarım. Peygamberimizin sünneti bana lazım değil derse bir kişi yanına rehber almadan yani sana bir rehber kitap verilmiş ama düşün sen yabancı bir dil bilmiyorsun. O rehberi kullanmayı bilmiyorsun. Yani yanına rehber almadan yola çıkan yolda kaybolur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an'ın en mükemmel, en güzel tefsiridir. Size iki emanet bırakıyorum diyordu veda hutbesinde. Biri Kur'an-ı Kerim, diğeri de benim sünnetimdir diyordu. Rabbim ikisinden de bizi ayırmasın. İkisinin yoluna bizleri amade eylesin. İkisinin yolunda da hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine hem kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yolunda bizleri hakkıyla yürüyenlerden eylesin. Rabbim bizleri yaptığımız her amelden razı olduğu kullar zümresine nail eylesin inşallah. Arkadaşlar bu dersimizde de biraz böyle sanki vaaz veriyor gibi oldu. Ayet-i Kerime'nin üzerine konuşmuş olduk. Bir sonraki dersimizde de sizlerle arkadaşlar şurayı yapacağız. 166. sayfada bu şarkıdan şarkı ilahi arkadaşlar işte bu buradan devam edeceğiz bir sonraki dersimizde.
Daha önceki dersimizde de arkadaşlar Hayati Külla Lillah şarkısından, ilahisinden artık ondan telif yedik maalesef. Onu kaldırmak zorunda kaldım. O sesli bölümü, dinlettiğim bölümü. Bunu da yine dersimde çekeceğim. Ama telif olayı olursa o bölümü kaldıracağım arkadaşlar. Yani bazen böyle telif olabiliyor. Onu yayınlayamıyoruz. Sizler Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün sayfasından dinleyebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İlel lika. Ma'a selame. Fi emanillah.